Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Bu ayetleri e, yetiştiremedik. En azından şunu söyleyeyim. Şimdi bu Kur'an ve Resul, e, Allah ve Resul kalıbında, Resul'ü hep Kur'an dışında şey yapanların algısında şöyle bir şey var. Bir Kur'an var, bir de Resul var. Allah önce bir Kur'an gönderdi. Sonra bir de bu Kur'an'ı açıklayacak bir Resul gönderdi. Dualist. Evet. ikili bir şey var. Aynen. Halbuki böyle bir şey yok. Bakın. Allah bir kitap ve bir Resul göndermiş değildir. Allah önce bir kitap, sonra bir Resul göndermiş değildir. Bu cümleleri altını çizerek söylüyorum. Allah önce bir Resul göndermiştir. İkra dediği zaman, oku dediği zaman Resul'ün okuyacağı bir kitap var mıdır? İlk ayetler grubu, Mekke'nin ilk bir yıl, iki yıl, üç yılını düşünelim. İlk iki, üç yılda toplam inen ayetlerin tamamı Kur'an'ın kaçta kaçıdır? Ortada bir Resul var ama henüz bir kitap yok değil mi? Henüz ayetler var öyle Hazır, diyelim. Hazırlık aşaması. Ayetler var ama ortada bir kitap yok. Ama o Resul, o Nebi hayatını yaşamaya başlıyor. İlk ayetleri tebliğ ediyor. Bu ayetlere karşı verilen cevaplar, tepkiler, mücadeleler, savaşlar, hicret, Mekke'den çıkmak zorunda kalıyor. İştihatlar, yorumlar ve tamamen Nebi'nin iştahatları ve yorumlarıyla ve Allah'ın hükümleriyle yaşanan bir hayatın sonunda inen ayetlerin toplamını biz Kur'an olarak karşımızda bulunuyoruz. Yani bir kitap, Allah'ın kitabı ve bir Resul yok. Kitap ve Resul diye iki farklı kavram yok. 14 asır önce Resul vardı. Nübüvvet hayatı yaşandı. Şu anda da Resulun yerine karşımızda kitap var. Vahiy. Kitap eşittir resul. Ben bu son sözlerimi bir ayetle delillendireyim. Hı hı. Hı hı. Kitap ve resul yok. Kitap ve resul diye iki farklı şey yok. Bizim için şu anda kitap var, Resul'ü temsil ediyorum hı hı. Bakara 89 ve Bakara 101 ayetini Mümin kardeşlerimiz ortaya alsınlar, okusunlar aynı cümledir. Arapçası da Türkçesi de ...ve ve lemeca'hun kitabun min indillah musaddikun lima ma'ahum ve kanu min kablu Türkçesini okuyorum. Allah katında ellerinde olan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı. İşte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler diyor. Buradaki Allah katından ellerinde olan doğrulayanı bir kitap geldiği zaman cümlesinin aynısı Bakara 101'de var. Ama oradaki kitap kelimesi yerine Resul var. Yani aynı cümle, aynı cümlede tek değişen kelime kitap ve Resul. Yani kitabın yerine Resul koyuyorsunuz cümle değişmiyor. Resul'ün yerine kitap koyuyorsunuz cümle. Biri Bakara 89 oluyor, biri 101 oluyor. Ki ayetlerdeki tüm kullanımlar çok incelikle kullanıldığı için Elbette. tam orada aslında Hayır, mesajı mesajı aynı. Çok. Arapçası da, ya Arapçasından okusunlar zaten. Motomot aynı. Sadece Oradaki Resul kelimesi oradaki kitap. Yani bunu şunun için söylüyorum. Kitap ve Resul diye iki farklı kavram yok. Bugün bizim için kitap var. Bu Allah'ın kitabıdır. Ama Resul'ün tebliğ ettiği kitaptır. Ve kitap Resul'ü temsil eder. Yani Resul'ü temsil eden Kur'andır. Hadisler değil. Bunu anlatmak için bunu söylüyoruz.